Eurospor ekranlarında yine çok özel bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı sevgili Sezer Huysuz konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız için, geldiğiniz her için. Zaman. Öncelikle pandemi süreciyle başlayalım başkanım. Hepimizin, tüm ülkenin normal rutinlerini alt üst eden bir süreç. Elbette ki judoda ve organizasyon anlamında temasa çok dayalı bir spor olduğu için bundan çok etkilenen branşlardan birisi. Nasıl yönettiniz bu süreci? Şu anda ne aşamada? Turnuvalar, sporcular antrenmanlarını nasıl gerçekleştirdi? Şu anda ne yönde adımlar atıldı? Biraz bununla başlayalım dilerseniz. Müsaade ederseniz öncelikle hem 15 Temmuz hem de dün akşam maalesef ki Van'da ve Siirt'te meydana gelen olaylarda kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha 15 Temmuz gibi böyle bir acı bir günü de yaşamaz. Böyle şehitlerimiz, haberlerimiz de olmaz. Hep güzel haberlerden konuşuruz, böyle sporu konuşuruz. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Biz süreci gerçekten zor bir süreç geçiriyoruz. Özellikle de bizim branş içinde gerçekten zor. Çünkü temas birebir sürekli insanların sürekli kendilerine dokunarak ve savunma sporu olması, yakın spor olması bizi bayağı bir etkiledi ama sporcularımız tabii hedef olan sporcular, özellikle milli takım olimpik sporcularımız bu süreci çok yıpranmadan atlattılar. Evlerinde belirli bir antrenman metodu ve programlarıyla devam ettiler. Şimdi zaten onları İstanbul'da topladık. 4 Temmuz'da inşallah ilk kampımızı başlattık. 4 Temmuz'da başlayarak bir testlerine soktuk. 5'inde de kampı aldık arkadaşları. Şu anda da İstanbul'da kampımız devam ediyor. Bu süreç inşallah en az bir 2-3 aylık süreç olarak bakıyoruz. 2-3 ay sürekli kampta olacak. Ondan sonraki gelişmelere göre, yıllık faaliyetlere göre onları belirleyeceğiz. Ama dediğim gibi zor bir süreçti. Ülke içinde, Türk sporu içinde, bizim branşımız içinde gerçekten zordu. Ama dediğim gibi şu anki olimpiyata hazırlanan takım biraz daha kendini hem dinlendirdi hem de motive oldular. Ama bir an önce de başlamak istiyorlardı. 4 Temmuz'da başladık. İnşallah sonu iyi gelecek. Şimdi başkanım tabii olimpiyatları konuşacağız ama faaliyet takvimi olarak süreç ne yönde değişti? Biraz bundan da bahsedelim dilerseniz. Yani öncelikle tabii biliyorsunuz ki bu ay olimpiyat ayıydı. Tabii. Yani normalde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'da açılışı, 24'ünde de ilk judo müsabakasıyla başlıyorduk. Bizim 7 tane kotamız vardı. 7 tane arkadaşımız bu kotayı geçmişti ama 7 tane müsabakamız iptal oldu. Yapılmayınca 2 kişi daha var bizim olimpiyat kotası alabilecek. Mert Şişmanlar ve Cemal Erdoğan, Sinan Sandal'ın girebileceği bir kota vardı. Ama şu anda onlarda ne olacağı ilerleyen zamanda belli olacak. Bizim sporcularımız tabii buraya iyi bir hazırlık dönemi geçirmişler. Gerçekten hedefe doğru gidiyorlardı. İyi bir dönemden geçirdiler. İşte Gürcistan, onun dışında Kosova, oradan Fransa, İsrail, tekrar Türkiye'ye geldiler. Tekrar yurt dışları kampları başlamıştı. Ve gerçekten iyi bir süreçti ve Japonya'daydı en son. Bu pandemi süreci başında Japonya'da bir aylık kamptaydı takımımız. Orayı bitirdiler ve geldiler. Sonra karantinayı almak zorunda kaldık. İyi bir hazırlık dönemiydi ve tam olimpiyata hedefleyen kitleyi biz ona göre hazırlamıştık. Form olarak da çok iyi bir durumdalardı. Tabii burada biz bayağı bir etkilendik. Çocuklarımız iyi bir dönemi bitirmişlerdi. Ve en son girdikleri Grand Slam ve Grand Prix'lerde de 5 madalya almıştık İsrail'de. Bu da bizim için çok iyiydi. Dediğim gibi yani çocuklar hem olimpiyatta işte bu takvime göre biz bir yıl önce planladığımızda tam performans zirve zamanı bu aydı. Ama 3 aydır çocuklarımız Mart'tan beri evde kendi bireysel antrenmanlarını yaptılar ve şimdi 4'ünde başladığımız kampta bunların hem motivasyon hem biraz da adaptasyon sürecini yapıyoruz. Onları biraz oyunsal, işte fiziksel etkinlikleri sakatlanmadan bir sonraki yoğun geçecek kamp hazırlıyoruz. Tabii yoğun kamp dediğimizde belki biraz judo ile ağırlıklı başlayıp ondan sonra Erzurum, Antalya ve ondan sonra işte Dünya Başkanı'yla, bu hafta Antalya'daydı Dünya Başkanı, ailesiyle tatile gelmişti. Biz orada takvimi görüştük ama az önce size de söyledim ya, 2 ay önce daha böyle ılımlıydılardı ama şu anda biraz daha karamsarlar. Onlar da önünü göremiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü faaliyetlerin hangi Kasım ve Aralık ayına göre planlıyoruz. Onlar da öyle planlıyorlardı. Takvimlerde öyle yerleştirdiler ama şu anda gözüken net bir şey yok. Yani Dünya Başkanı dün işte dediğim gibi beraberdik. Net bir şey söyleyemedi ve biz de sporcularımıza bugün kampı ziyaret ettim. Onlarla sabah sohbet ettik. Onları da kendileri anlamında, motive etmek anlamında 3 ay şu anda sadece hazırlık dönemi geçireceğiz. 3 aydan sonra net takvim de belli olacak. Ve ona göre sporcularımız 2021
olimpiyatlarına hazırlanacak yani. Biz olimpiyatlar 2021'de yapılacakmış gibi düşündüğümüzde bu bir yıllık ertelemenin pozitif bakılacak yanlarını görüyor muyuz başkanım? Evet. Böyle bir durum söz konusu mu? Yoksa oyuncular tam form durumlarını yakalamışken olmaması bizim aleyhimize mi oldu? Yani şöyle, biz şimdi spor, elit sporcular yani sporun içinden geldiğim için o sporcuların olimpiyat bir aylık, bir yıllık falan bir faaliyet değil. Yani çocuklarımız neredeyse 8 yıldır, 4 yıllık özellikle 4 yıl süreci hep oraya hazırlanıyorlar. Yani son geldikleri işte 3 ay 4 ay önceye kadar hep evlerinde olimpiyat vardı. Şimdi o büyük olimpiyatları bir yıl geriye atmak çocukların motivasyon ve bünye olarak, fizik olarak çok zorladığını gördüm ben. Yani ben de bunu yaşadığım için söylüyorum. Şimdi çocuklarla beraber bunu hissediyoruz. Çocuklarımız gerçekten iyi bir hazırlık dönemi geçirmişlerdi. Tam böyle olimpiyat hedefine doğru performansı zirve yapacağı ay buyken, bu ayken şimdi maalesef bir yıl sonraya düşünüyorlar ve yorgunlukları fiziki olarak, psikolojik olarak o süreci gerçekten hem sakatlıklarından dolayı hem kilo düşüyorlar, hem performans, hem rakiplerine kendini hazırlıyorlar. Hep böyle yoğun bir dönemdi. Şimdi bir yıl daha onu ileri yatmak çocukları gerçekten zorladığını gördüm. Bizim için bazı sporcular için iyi oldu. Sakatlıkları olanlar vardı. Tam kotaya giremeyenler vardı. Şimdi kotaya alacağız. Belki onlarla beraber 8-9 kotayla oraya gideceğiz. Tabii ama 7 kişinin de o adaptasyon süreci artıyla eksiği bir yan yana koyuyoruz. Maalesef biz biraz daha zorlanacağımız gibi görünüyor çocuklarımız. Çünkü buna göre hazırlanmışlardı. Bir yıl sonrası artık ne getirir bilmiyoruz yani. Başkanım tabii siz aktif olarak çok uzun yıllar bu sporu yaptınız, olimpiyatları gördünüz. Şu anda bizim mevcut kotaya sahip sporcularımız arasında hani 2021 diyelim artık Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklentimiz ne olmalı? Nasıl görüyorsunuz? Takımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya gerçekten az önce söylüyorum ya, gerçekten iyi bir takım oluşturduk. 7 tane kotamız var. Bu 8-9 olabilir ayrı mesele ama 4 tane sikletimizde gerçekten madalyaya yakın sporcularımız var. 4 tane kardeşimiz o dünya sıralamasında ilk 8'de. Yani ilk 8'de olunca biraz daha hafif kolay kişilerle karşılaşıyorsunuz, evet. Ve direkt madalya şansınız oluyor. Olimpiyatta özellikle ilk 8'de başlamak çok önemli. Bizim şu anda 4 tane kardeşimiz gerçekten Bilal, Kayra, Vedat ve Mikail ilk 8'de. Bu çok büyük başarı ve çok da madalya yakın sporcular bunlar. Ha, diğer 3 kardeşimiz de madalya alabilir. Olimpiyatta o gün çok önemli. Olimpiyatta madalyamak, yani bu alır, şu alır demiyoruz ama belli bir kriter. Dünya sıralamasında ilk adam ilk maçta da yenilebiliyor. Olimpiyat çünkü zor bir süreç. Olimpiyatı iyi hazırlayan, kendini iyi motive eden orada kazanıyor. Dediğim gibi ben 2 defa olimpiyata katıldım ama madalya alamadık. Ama o psikolojiyi, o süreci biliyorum. Çocuklarımız da onun için zorlandığını ve bir yıl geri atmanın ne olduğunu da biliyorum. Gerçekten o hedefe giderken bir yıl çok uzun bir zaman. Bir yıl aynı tempoyu bir daha sürdürmek çok zor. Yani sporcunun kendini deşarj etmesi için de 4 yıldan sonra ona hazırlanıyor. Hadi olimpiyat bitti, bu aydan sonra kendini rahatlatacaktı ama bir yıl daha uzattığı an otomatikman sporcu geriye düşecek. Ama biz hedefimizde 4 madalya, 4 tane sporcunun madalya yakın olduğunu ve bunların ikisinin madalya alacağını düşünüyorduk. Belki 3. Yani ben şunu söyleyeyim, yani 7 kota almak da belki zordu. Evet. Ama biz bunu başardık şu anda. 7'yi 8-9 da yapabiliriz. 7 ile de gidebiliriz. Ama dediğim gibi bu zoru başardık. Şimdi hedefimiz madalya alacak. Sporcuları oraya hazırlamak. Ha, bir yıl daha zamanımız var. İnşallah onu iyi bir şekilde yaparız. Yani ilerleyen süreçte ne olur? Bu pandemi sürecinin nereye geleceğini de tam bilmiyoruz. Takvim açıklandığında biz o zaman hedefimizi tekrar sporcularımıza oturup, antrenörlerimize oturup hedefimizi tekrar yeniden gözden geçireceğiz ve gerçekçi bir hedefle oraya gideceğiz. Tabii başkanım, siz çok uzun yıllar bu sporu aktif olarak yaptığınız için judonun Türkiye'deki gelişimine yakın dönemde de tanıklık ettiniz canlı olarak, aktif olarak. Şu anda nasıl gözlemliyorsunuz judo branşının Türkiye'deki durumunu? Sizin zamanınızda nasıldı, geçmişi nasıldı, şu anla kıyasladığınız zaman ne yönde ilerliyoruz? Şimdi ben 1987-89 yılında başladığımda judoya, o zamanki şartlarla şimdiki şartları bir araya getirdiğimizde çok fark olduğunu düşünebiliyorum. Yani neden diyeyim? Devletimiz tesis anlamında gerçekten inanılmaz tesisler yaptı. Yani biz amatörlükten çıktık artık. Amatör branşlar diyoruz ama amatör değiliz artık. Yani profesyonelce salonlarımız var. Maddi yönden kazançlı bir branş olduk. Yani sporcularımızın, olimpiyata giden sporcular şu anda güzel paralar kazanabiliyorlar. Onun yanında devletimiz öğretmen yaptı. Onları belli branşlarda meslek edindiler. Hem bunlarla beraber hem de tesis anlamında, malzeme anlamında, imkan anlamında devletimiz gerçekten gerekli her şeyi
örnek oydu. Antrenör sayımız yüksek. Sporcu şu anda 121 bin lisanslı sporcumuz var bizim. Ben görev aldığımda 94 bin, 95 bindi. Şu anda 121 bine geldik. 3 yıl, 4 yılda. Aktif sporcu sayımız 23 bin aktif sporcumuz var. Yani her yıl müsabakalara giren. Bu çok büyük bir rakamdı. 11 binden 23 bine çıktık. Bu her günde artıyor. Özellikle bizim bu konudaki en büyük avantajımız projelerimiz oldu. Okullarda judoyu başlattık. Anaokulunda judo eğitimine başladık. Erken yaşta sporla tanıştırma ve judoyla başladık. Bunlar bize gerçekten büyük kazanımlar yaptı. Tanınırlığını arttırdık. Branşın insanlara daha çok tanınmasını sağladık. 81 ilde aktif olarak branşımız var. Burada dediğim gibi devletimizin sunmuş olduğu imkanlar, malzeme, salon, kaliteli salonlar. Eskiden işte daha böyle çok nezih olmayan, temiz olmayan, hijyeni olmayan alanlardaydık ama artık veliler çocuklarını özellikle spora yönlendirebiliyorlar. Çünkü hijyenik, güzel, hocası başında, herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği ve güzel bir korunabilen bir yer, güvenilir bir yer olduğu için çocuklarını, velilerini rahatlıkla getirip bize teslim ediyorlar. Eskiden biz sokaklardan, okullardan öğrenci topluyorduk. Şimdi veliler iletişime geçerek çocuklarını getirip bize teslim ediyorlar. Dediğim gibi bunda projelerimizde çok büyük önemi var. Çünkü o erken yaşta sporla tanıştırdığınız zaman çocuklar belli branşlarda eğilmeye başladığında çok güzel kazanımlar gördük. Özellikle okullardaki projelerimiz bizim hem okuldaki idarecilerin, öğretmenlerin, velilerin bize desteği, o çocukları sürekli sporla tanışmaları onları daha da bize kazandırdı. Şu andaki geldiğimiz nokta olarak da iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Daha da artacak diye düşünüyorum. Yani. Tabana yayma konusunda özellikle okul projeleri çok kıymetli. Evet. Onu biraz detaylandırabilir miyiz? O projelerin detayları nelerdir başkanım? Bizim için tabii ilk önce biz Ordu'da başladık bir tane projemize daha önce. Anaokulunda özellikle anaokulu projemiz vardı. Erken yaş anaokulunda 5 anaokulda 5 tane beden eğitim öğretmenimiz, Ordu Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Müdürlüğümüz ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile dörtlü protokolle yapmıştık. Orada 253 tane öğrenci, anaokulu öğrencisine biz oyunsal, judonun gerektiğini, disiplini, saygısı çocuklara eğitmeye başladık oyunsal olarak. Daha sonra bunları branşlaştırmaya, judonun temel eğitimini verdik ve özellikle velilerden çok güzel dönüşümler oldu. Çocuklar anaokulunda o sporun disiplinine büyüdüklerinde çocuklarda gerçekten evde bir özgüven ve kendi disiplin ettiklerinde işte evdeki hal ve hareketlerine saygı anlamında çok güzel kazanımlar olduğunu gördük. Bu görüş bize çok iyi bir ifade etti ve biz bunu 5 yıla çıkarttık. Anaokulunu aldık. İlk öğretim 4'e kadar sürekli bunu aktif hale devam ettirdik. Şu anda anaokulu bitti. İlkokul 1'e başladı çocuklarımız. Orayı da devam ettirdik. Ve 4 yıl sonra bu çocuklarımızı biz 5. yılda spor yapanla yapmayan arasındaki farkı da ortaya çıkartacağız. Spor yapan ne ilaçlar kullanmış, spor yapmayanlar nelerle neler kullanmış veya hangi hastalıklara yaklanmış. Bu hem bilimsel bir tabana yaydık. Diğeri de Dünya Federasyonu, Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Judo Federasyonu olarak yaptık. 20 ilde 20 okul seçmeli judo yaptık. Biliyorsunuz ki ilköğretim okullarında bu derslerde çocuklarımız için eğitsel oyunlar var. Oyun dersleri var 4-5 saatlik. Bunun biz 1 saatini 2 saatini judo olarak aldık. İsteyen judoyu seçti. 20 ilde de 7300 çocuk judoyu seçti. Yani bazı okullarda 3000 kişilik mevcut olan okulda 1000 tane öğrenci judo seçti. Bunu seçen öğrenciler gerçekten şu anda da biz büyük bir kazanım elde ettik. O çocuklardan 7300 tanesi judoyu seçti. Onlarla da devam ediyorduk ve şu pandemi süreci girdi. Bunun bütün şeylerini Dünya Federasyonu karşıladı. Malzemesini, çalıştıran antrenörlerin parasını, diğerlerinde de biz altyapı olarak da biz federasyon olarak destekledik. Ama şu andaki geldiğimiz noktada 20 ilde 7300, biz 81 ilde bunu yaptığımız hesaplarımıza göre neredeyse 100 bin öğrenci judo eğitimiyle başlamış olacağız. Başkanım şimdi siz eski bir profesyonel judocu olarak şimdi de federasyon başkanı olarak bu programı izleyen küçük çocuğu olan ailelere neden judoya eğilmeleri gerektiğini tavsiye edersiniz çocuklarına? Yani, judo şöyle bir şey. Judo bir hem savunma sporu olarak görünse de bir disiplin sporu. Yani erken yaşta çocuklarınıza hem disiplin katabiliyorsunuz hem o saygı sporu. Karşılıklı birbirine özgüveni olan insanların karşılıklı birbirine saygı göstererek yaptığı bir branş.
ve bir satranç gibi düşünün. Bir saniye sonrasını düşünüyorsunuz. Akıl oyunları, aklınızı çalıştırmak için sürekli hem bedeninle beraber aklınızı da aktif hale getiriyorsunuz. Özellikle erken yaşta bu sporla tanışan çocuklarda en büyük kazanımın disiplin ve saygı olduğunu gördük biz. O çocuklar o saygıyla büyüdüklerinde karşısındaki ve insanlara da saygıyı gösteriyorlar. Veliler özellikle bu konuda bize çok böyle destek oldular. Çünkü çocuklarını tanıyamaz hale geldiler. 5 ay sonra o çocuklarınız evde kendi odasını topluyor, kendi eşyalarını düzenliyor, katlayarak işte her şeyini kendi yapmaya başlıyor. Bu sporun vermiş olduğu o güven, özgüvenle beraber paylaşma, özellikle bizim sporumuza karşılıklı paylaşmalar, yardımlaşmalar. Bunlar özellikle ilk yani o çocuklarımıza özellikle çok kattığını, değer kattığını gördük. Biz istiyoruz ki velilerimiz o çocukların kendini bulabilmelerini sağlayacağız. Yani o disiplini, o saygıyı aldığı zaman zaten veli ister istemez o çocuğun yöneldiğini görecek ve her çocuk bir sporla uğraşsın. Ha, bizim için branşlarımıza jimnastik, özellikle ilk ortamda 4-5 yaşında jimnastik sporu en temel sporlardan birisi ama judo da buna yakın bir spor. Biz özellikle istiyoruz ki çocukların oyunsal ve disipline edilebilecek branşlara yönlendirilmesi. En büyük kazanım da o çocukların disiplin ve saygıyla büyümesi. Kadın sporcuların katılımı ne durumda bu Biz branşta? Kadın erkek olarak yarışıyoruz. Yani şunu söyleyeyim, 21 bin, 23 bin aktif sporcumuzda 11 bini kadın sporcu. Yani 12 bini erkek, 11 bini kadın. Yani yarı yarıya. Baktığınız zaman bu çok büyük bir rakam. Evet. Yani kadınlarımız bizim daha da iyi. Türk kadını biliyorsunuz ki güçlü, fiziki olarak da böyle dayanıklı bir yapısı var. O yüzden de biz hani Türk kadının bu spora eğilmesi, başarılı olması, kadınlarımız bizim Avrupa'da, dünyada söz sahibi bir yerde. Hı hı. Şu anda da ülkemize de eşit olarak yapılıyor. Kadınlardaki yerimiz çok farklı. Yani seviyorlar. Evet, çünkü bireysel anlamda da kadınlarımızın spordaki başarıları çok yüksek seviyede. Evet. Judo'da da bu durum nasıl? Onu da merak ettim. Judo'da da yüksek. Şu anda 3 kotamızın 7 kotamızın 3'ü kadın sporcumuz. 4'ü erkek sporcumuz. Bu ilk defa oldu. Daha önce kadınlarımız da geçen Rio'da 4 kotamız vardı. 3'ü kadındı. 1'i erkekti. Şimdi 4 erkek, 1 kadın, 3 kadın oldu. Ama tabii kadınlarımızdaki yani altyapıdan yetişen ve judoyu seven çok büyük bir kitle var. O da gelecek adına bizi sevindiriyor. Özellikle altyapıdaki gelen gençler ve ümitlerdeki kadınlarımız çok büyük bir başarı elde ettiler. Geçen yıl 2019'da ümit takımımız hem Avrupa şampiyonu oldu kadınlarda, erkeklerle beraber takım müsabakasında. Dünya üçüncüsü oldular. EYOF'da şampiyon oldular. Altyapıdan gelen özellikle sporcularımız, kadın sporcularımız çok başarılı ve takımın judonun bel kemiği oldular. Bu yüzden de biz mutluyuz yani kadınlarımız adına. Peki diğer federasyon başkanlarıyla ortak çalışmalarınız, diyaloglarınız oluyor mu başkanım? Ne yönde bir işbirliği içindesiniz? Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde. Yani zaten bakanlığımızla sürekli iş işare halindeyiz. Diğer federasyonlarımızla kendi yaptığımız projeler, özellikle projelerde Jimnastik Federasyonu'nun altyapı taban sporlarında beraber bazı konularda bu konuları tartışıyoruz. Bize yakın olan branşlarla sürekli diğer onların yaptığı projeler ve yaptıkları antrenmanlardaki bize uygun olanları konuşuyoruz. Sürekli federasyon başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Hı hı. Ve bunlarla ilgili de sürekli çalışıyoruz ki sonuçta Türk sporuna hizmet ediyoruz. Yani bizim yaptıklarımız özellikle projeler nezdinde beraberiz. Yani hı, branşların antrenman metotları bazıları beraber olsa da mesela jimnastikte bizim bazı konularda beraber uyguladıklarımız antrenman programları var. Ama diğerleri mesela biz yakın savunma sporuyuz. İşte tekvando, karate uzak savunma sporu olarak geçiyor ama o yüzden biz sürekli iş işaretinde projelerde beraber çalışıyoruz. O yönden de sürekli bilgi alışverişindeyiz. Umarım ki onlarla da mutlaka olimpiyat nezdinde hep beraber ülkemize güzel neticeler getirecek bir proje imza atarız yani. Judo branşının dünyadaki gidişatı nasıl? Nasıl gözlemliyorsunuz siz diğer branşlarla kıyasladığınızda? Şöyle, dünyadaki yerimiz çok farklı. Judo sporu çok yaygın bir spor. Hı hı. Geçen 2019 Dünya Şampiyonası'na 156 ülke katıldı. Hı hı. 196 ülke koalisyon yaptı, katıldı, seçimine girdi, kongresine katıldı. Yani 196 ülkede aktif olarak yapılan bir spor. Gerçekten de yaygın bir spor.
Bizim branş olarak da yani dünyadaki yeri çok fazla. Popülaritesi özellikle basındaki yeri çok fazla. Dünya Federasyon Başkanı bunu çok iyi bir yöneticisi olarak yapıyor. İşte CNN, Euronews, diğer haber kanalları da dahil olmak üzere bunu takip ediyor ve sponsoru judonun. Özellikle dünya liderleri de biliyorsunuz ki dünya Rusya Federasyon Başkanı Putin judocu, Japonya'nın prensesi judo yapmış ve bütün müsabakalara gelen Moğol Cumhurbaşkanı judocu, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve gerçekten de sporu seven ve judoyu da seven judo yapmış ülkelerin liderleri ve tüm sürekli takip ediyorlar. Judonun gerçekten dünyadaki yeri farklı. Bunu da dünya şampiyonlarındaki katılımla görebiliyoruz. Yani 156 ülke gerçekten çok büyük bir potansiyel. Turnuvaları çok yüksek. İzlenme rekorları kırıyor. Neredeyse şunu söyleyebilirim. Mesela en son dünya şampiyonası Japonya'da biletler 200 Euro'dan başlıyordu. O da en kötü yerler. Aşağı doğru inince 1000 Euro'ya kadar neredeyse buluyor. Seyirci potansiyeli çok yüksek. İşte en son Grand Slam vardı, Paris'te yapıldı. 21 bin Bercy spor salonunda full seyirci. Orada da biletler dediğim gibi yine en ucuzu 50-60 Euro ile başlıyor. Ve en aşağı inince 1200 Euro'yu bulan bir potansiyeli var. Gerçekten dünyada yeri fazla. Ben Ronda Rousey'nin belgeselini izlediğimde onun da annesinin eski olimpik judocu olduğundan bahsedilmişti. Doğru. Ve onun da bu normal profesyonel dövüşçülüğündeki başarısının temelinde o judo eğitiminin ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştı. Orada çok ilgimi çekmişti. Olimpiyat şampiyonu zaten onu. Onlar judo yaptı çünkü iyi bir sporcuydu. Daha sonra dövüş sporuna geçti. Şimdi dünyada çok popülaritesi artmış bir şekilde. O başarının temelini de judoya bağladılar. Tabii zaten evet. Yani judo yakın savunma sporlarında çok farklı. Yani özellikle MMA'yi de şu anda çok etkin bir halde. Bir tane daha Japon dövüşçü var. O da olimpiyat şampiyonu oldu 2008'de. İşi ağır siklet. O da hemen bıraktı. Olimpiyat şampiyonu oldu. Bir ay sonra MMA'ye geçti ve orada da büyük başarılar elde etti. Aynı Amerikalı bir tane daha 78 kiloyu var. O da MMA'ye geçiyor. Yani judoyu yaptıktan sonra belli bir şeyden sonra hem judonun o özgüveniyle bu branşlara yöneldiler ve büyük bir kazanım elde ettiler yani. Peki başkanım, bütün konulara değindik. Sizin özel olarak dikkatinizi çekmek istediğiniz bir konu var mı? Buradan ne gibi mesaj vermek istersiniz? Yani inşallah dediğim gibi biz projelerimize özellikle biz ağırlık verdik ve projelerimizin o çocuklar üzerindeki etkisini görünce bu yaptıklarımızın başarılı olduğunu gördük. Ülke olarak zaten devletimiz bu konuda çok büyük bir destek verdi. Bizim şu anki geldiğimiz noktadaki en büyük başarımız o tesisleşme. Biz daha eski dönemlerde bu tesisleşmenin az olması bizi çok zor duruma düşürmüştü. Şu anda tesislere ulaşmak çok kolay. Bu ulaşımın olduğunda da sporcuya ulaşmak kolay oldu. Biz istiyoruz ki pandemi süreci bittiğinde okullardaki projelerimiz inşallah devam edecek. Sporların velilerimize özellikle bu süreci daha iyi atlatabilmeleri için çocuklarını bir an önce sporla tanıştırmalarını. Çünkü zor bir süreç. 3 ay 4 ay evlerinde ve bir korkuyla büyüyen bir nesil maalesef geldi ortaya. Ve bunun üzerine de biliyorsunuz ki bir teknoloji maalesef hayatımızın en içlerine girdi. İnternet maalesef çocuklarımızı kötü bir şekilde hapsetti. Çocuklarımız evlerin dışına pek çıkmamaz bir hale geldiler. Biz istiyoruz ki her judo olur veya başka branşlar olur. Çocuklarımızı mutlaka yönlendirelim. İnşallah bu süreç biter. Okullarına çocuklarımız başlar, sporuna başlar. Buna da başladıklarında ben isterim ki tabii judo yapsınlar. Çünkü özellikle erken yaşta bu sporun ben kazanımlarını bildiğim için söylüyorum. Ama diğer branşlara da gitmelerinde herhangi bir sakınca yok. Çünkü sporun her dalı güzel. Sporu yapan her gençlik kendine bir şeyler katacaktır. Ve kattığında da sadece kendine değil ailesine ve topluma da bir şeyler kazandıracaktır. O yüzden çocuklarını sporla mutlaka en kısa zamanda tanıştırsınlar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben size teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşmek üzere. Peki. Sevgili seyirciler, Judo Federasyonu Başkanı sevgili Sezer Huysuz'u konuk ettik. Zirvedekilerin bu programın bölüm sonuna geliyoruz. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.